Selamünaleyküm arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün yine Global Clash Cup sponsorluğunda 19.000 dolar ödüllü turnuvadayız. Bir tarafta Vista Reach, bir tarafta Mo'nun bir açılımı vardı arkadaşlar. Mo Shifters diyeceğim ama Mo'nun bir açılımı vardı. Aynen, Momentum Shifters e-spor klanı arkadaşlar. Her iki konumda uluslararası konumlu. Şimdi canlı saldırılar başlıyor. Benim için de sürpriz arkadaşlar. Bakalım klanlar ne yapacak bu arada. Bu videolar muhtemelen ben müsait olamayacağım için videoya atamadığım günlerde denk gelecek size. Yani kanala video atamadığım günler için stok yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bu videoları her gün, her saat, ne zaman olursa olsun izleyebilirsiniz diyorum. Bir de arkadaşlar yeterli like sayısına ulaşamıyoruz. Lütfen like atar mısınız? Sizden büyük rica ve istirham ediyorum. Birazcık da lafı uzatmaya çalışıyorum. Çünkü şimdi savaş başlayacak. Hangi takım ilk saldıracak bilmiyorum. Aynen. Momentum Shifters ilk saldırıyı yaptı arkadaşlar. Hadi bismillah. Orman bilici mi? Yok. Elektro. Bugün bu düzen bana efsanelikte geldi arkadaşlar. Üçledim bu düzeni. Ve aslında bu düzen Stars'ın. Şurada normalde belediye var. Belediyeyi buraya çektiğin zaman Monolith'i de şuralara yerleştiriyorsun. Düzen o düzen. Elektro saldırısını bu e-spor turnuvalarında sıkça izliyoruz arkadaşlar. Bakalım bugün Ahmet reisimiz, adına kurban ya, Peygamber Efendimizin güzel isimlerinden, gerekeni yapabilecek mi? Çok güzel. Balbar Kral dürttüğü nokta hoşuma gitti arkadaşlar. Dışarıya çıkmasa da daha da iyi. Belediyeyi de alırdı ama belediyeye hasar veremedi. Hala öfkeli elektrolar mevcut arkadaşlar. Güzel gidiyor ama kraliyeti kullanmış. Ya kraliçe... Bir şey diyeceğim şimdi. Neyse, belediyeyi her türlü alır. 3 yıldız gelir mi? Ona bakıyorum. Geldi arkadaşlar. 3 yıldız sonuna kadar geldi. Çünkü kraliçe oradan belediyeyi alır. Kalan elektrolar da köyün geri kalanını tamamlar. Her türlü yani. 3 yıldız geldi. 1 dakika 50 saniye var. Tebrik ederim Ahmet'i de. Güzel bir saldırı yaptı. Elektroyu güzel kullanıyorlar ya. Gerçekten güzel kullanıyor vatandaşlar. Tebrik ederim yani. Çok rahat. 1,5 dakikada köy üşledi. Hatta yani 1 dakikada köy üşleyen insanlar var. Bu turnuvada çok gördüm elektro ile arkadaşlar. Bakalım Vista özür dilerim. Vista Reach nasıl bir karşılık verecek? Şimdi VR elektroyu izleyeceğiz arkadaşlar. Şurayı yıldırım depremle almış. Ben gene saldırıyı kaçırdım. Ya bekliyorum bekliyorum. Saldırmıyorlar. Az bir şey telefona bakıyorum. Hemen saldırı yapıyorlar. Ejderha zeplinli ejderha balon saldırısı geliyor. Zeplinsiz kaya balonu seçti. Ben zeplin dedim ya, bu yüzden hemen kaya balonuna geçiş yaptı arkadaş. Bu arada yıldırım deprem değeri gayet güzel görünüyor. Oy, monolit indikten sonra görünmezlik kulesinin çalışmasına kaç puan arkadaşlar, çok güzeldi. Şimdi belediyenin orada bayağı hasar yiyor. Belediye bayağı eritti orduyu. Ha, kraliyet atsa yeter. Üçlendi ya. Üçlendi arkadaşlar. Üçlendi. Adamlara helal olsun ya. Önüne geleni üçlüyor mübarekler. Oh, kelle avcısı da rakip barbar kralı dövüyor şu an. Alan hasarıyla da buz golemcikleri yok edecek. Oh. Kraliyet özelliği geldi. Dondurma büyüsü var. Şimdi ikisini birden dondurur. Buradan da 3 yıldızı yapıştırır diye düşünüyorum. Yalnız kraliyet de öfke taşı, yo, hız şişesi yok arkadaşlar. Olmamasına rağmen gene de üçledi. Vallahi tebrik ederim. 1 dakika 20 saniye kala üçlemiş oldu arkadaşlar. Tebrik ederim. Adamın adı Elektro ama ejderha saldırısı yapıyor. Madem Elektro, Elektro saldırısı yaptı lan diyemişiz. Tabii ki öyle bir şey yok. Momentum Shifters'ten İmran'ı izliyoruz arkadaşlar. Bir dev ok gönderimi sağladı. Merkezdeki görünmezlik kulesini çalıştırıp Zeplin'le birlikte şimdi ordusunu merkeze doğru yolladı arkadaşlar. Zeplin'in gidişat güzel. Bir adet de klon büyüsü var. Muhtemelen yana doğru atacak. Oradaki çoklu cehennemi alacaktı. Ama bence birazcık daha yana atması lazımdı. Çok sollu attığı için inmedi arkadaşlar o çoklu cehennem. Peki bu herhangi bir sorun oluşturur mu?
Göreceğiz şimdi arkadaşlar hep birlikte. Ejderler full can hayatta, hiç eksilmiyor bile canları. Şimdi koruyucunun etkisi geçti. Yavaştan, yavaş yavaş. Bir güdümlüye balon gitti bu arada. O detayı görmedim sanmayın. Yavaş yavaş ilerliyor ejderyalar. Yalnız şu hava patlatışı ejderleri bu tarafa çekti. Yani sıkıntı yaşatıyor. Yani aşırı sıkıntı yaşatıyor hem de. Ya o yüzden... Şuna vur Allah aşkına, şu tarafa bir ateş üfle de bir aklı başına gel. Şuna üfle lan. Üflemedi arkadaşlar. Lan şuraya üflemeyeceksen o ağzındaki ateşler haram olsun sana, e mi? Neyse, kraliyet yaşıyor arkadaşlar. Kralın özelliği duruyor. 4 tane de süper barbarımız mevcut. Barbar kralı bas yani, neyi bekliyorsun? Bas gitsin dostum, aynen öyle. Dışarıdan koduğunu öttürsün ya. Çok geç bile kaldı. Orduyu merkeze dürtebilirdi barbar kral sayesinde. En azından klan kalesinin barbar krala doğru gelmesi güzel bir şey arkadaşlar. Çünkü hem ordu birikti orada, hem kraliyeti dondurmadı diyecektim ki o anda da dondu kraliyet. Ya yapma. Kraliyetin hız şişesi dondurma büyüsüne takıldı. Başka dondurma büyüsü var mı? Yok. Ama kraliçe dışarıya çıkmayı tercih etti. Bir şey diyeyim mi? Şu merkezi parçalamakta zorlanıyor şu anda. Sadece bir ejderle baykuş vuruyordu. Baykuş da gitti. Eyvah eyvah. Hadi onu aldı. Onu da aldı. Kraliçe alır bunu da. Duvar kırmak zorunda. Aa, Anka üçledi. Vallahi çok güzel. En azından süre kazanmış oldu. İmran kardeşi de tebrik ederekten bir sonraki savaşa geçiyoruz. Pekala dostlar, şimdi VR Money'i izliyoruz. Vistar işten. Manik ne demek biliyor musunuz? Mania kelimesinden geliyor ve manik depresif var hani. Ruhsal bozukluğu olan demek aslında. VR Money'i izliyoruz. Ruhu bozukmuş bu adamın. Hadi bakalım, rakip kraliçeyi de vuracak şimdi. Vurdu, donmuş ok var kraliçede, fena etki yapıyor. Bu arada şifa kuklalarını aşırı derecede gerçekten kullanıyorlar. Ben kullanmıyordum ama bundan sonra ben de açacağım. Bu adamların hepsi kullanıyorsa vardır bir bildiği diye düşünüyorum yani. Barbar kral yok oldu. Barbar kral yok oldu vuruş bile yapamadan. O neydi lan? Bu arada süper minyon klonladı. Çok tatlı görünmüyor mu? Belediyeyi her türlü alacak arkadaşlar. Çoklu cehennemi de alacak. Alırsınız değil mi? Alın lan. Pü Allah sizi kahretmesin. Oradaki çoklu cehennemi alsanız ne güzel olacaktı. Barbar kralı muhtemelen arkadaşlar, kelle avcıları, yemin ediyorum hani milim hareket edemeden öldü ya. Koca barbar kral ya. Yani çok kötüydü. Kraliyet bu çokluyu alır. Buraya gelir. Buradan buraya, buradan buraya diye gidecek. O kötü. Acilen şuraya bir dondurma lazım değil artık. Şu çoklu cehennem o kadar can sıktı ki arkadaşlar. Belki de 3 yıldıza mal oldu. Şu an can çekişiyorlar ya. Eyvah eyvah. Dev bombalar, bomba kulesi, bilmem neler. Ejderhalar da sanki öğretilmiş dışarıdan gidin gibisinden. Dışarıdan gidiyorlar. Şuradan bir sinsi atıp içeriye dürtseydi arkadaşlar, belki de her şey çok farklı olacaktı. Bu arada görünmezlik kulesi ikinci kez aktif oldu. Muhtemelen üçüncü kez bile aktif olacak. Yani çok bir şey kalmadı aslında. Duvar kırıcının yerinde hoşuma gidiyor. Çok lokçu kulesi de kraliçeye vurmuyor. Kraliçe hayatta kalacak. Birazdan donmuş okunu şunlara sapladığı anda burası üçlenmiş demek. Bir tane sineğini aldığı değere bakın. Çok güzel üçlendi ya. Değil mi? Bir sinek koca görünmezlik kulesini aldı arkadaşlar. Çok güzeldi. Bunlar ufak detaylar ama benim çok hoşuma gider. Yani her şeyin detayında bir gizli bir şeyler vardır arkadaşlar. Detaycılık güzel bir şey. Aşırısı psikolojik sıkıntı. Evet. Momentum Shifters'tan şimdi Leo'yu izliyoruz arkadaşlar. Bir orman binici saldırısı. Bak hele sen bak bak. Yalnız şu kenarları biraz temizleseydin ya ya. Şimdi şu öfkelenmiş kaya saçar. Öfkelenmiş çoklu cehennem. Çoklu okçu kulesi. Hepsi senin naneyi yemedin mi şimdi sen? Abi şuradan yol açık. Gitti. Valkirler saçma sapan. Koruyucu sattı, eyvah. Eyvah, yandı bu vatandaş.
Yandı ki ne yandı arkadaşlar. Hiçbir orman bilici olmadan bu ordu ne yapacak burada? Eyvah eyvah eyvah. Koruyucu sattı. Benim videoya da kapak çıktı. Eyvah. Neyse ki bir atlatma büyüsü varmış. Yani o atlatma büyüsü sayesinde biraz daha orduyu içerilere dürtmeyi başardı. Kraliçe özelliğiyle birlikte hayatta şu anda. Bir tane de öfke attı şuraya. Eğer barbar kral veya şuradaki askerlerden bazıları belediyeyi alırsa 3 yıldız gelir. Ya bir şey diyeyim mi? Bu adama helal olsun, yemin ederim saygıyla eğiliyorum. Koruyucu sattı, başına gelmeyen kalmadı. Gene de çatır 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 3 yıldızını yapıştırmayı başardı. Vallahi billahi alkışlıyorum. Helal olsun. Hem de 1 dakika 38 saniyede üçledi bu vatandaş. Leo! Leo filmini sevenler var mı benim gibi? Helal olsun be Leo. Mr. Itch Pikachu izliyoruz arkadaşlar. Bir elektro saldırısı daha geliyor. Oy! Lan bu Devok'u baya baya kullanıyor bu insanlar ya. Neyi görürsek şey yapıyoruz. Bu arada koridor oluşmadığı için ayrılan elektrolar var. Neyse, kendisine şuradan birkaç elektro var. Orada yetecektir zaten. Balonlarla birlikte orada bayağı bir etki yaratacaklar. Hadi vurun kraliçeyi. 2 tane vuruş. Kraliçe 3 tane mi? 3 tane elektroyu katletti. İkisini katletti. Üçüncüyü bilmiyorum. Merkeze ulaştı elektrolar. Belediyeye vuruyorlar. 1 tane dondurma lazım ama o dondurma yetmeyebilir. Neyse ki belediye indi arkadaşlar. Şimdi tek yıldız sorunsalından kurtulmuş durumda vatandaş. Pikachu, seni seçtim oğlum. Vay be, Pikachu izleyenler var mı? Pokemon izleyenler var mı arkadaşlar? Biri binadan atladı diye yasaklamışlardı. Abi o binadan atlıyor diye biz niye Pokemon'u izleyemiyoruz? Aşırı heyecanlıydı ya. Her hafta böyle bölümleri iple çekerdim böyle. Ama olmadı. Bu arada bir 3 yıldız daha. Bu adamlar ne zaman 3 yıldız atamayacak? Yani nazar da etmek istemiyorum. Eyvah. Orayı dondurmak yerine şurayı dondursaydı gizli Tesla'yı indirirdi. Hatta şunu da indirebilirdi. Yine 3 yıldız muhtemelen süreler yarışacak. Her iki klanda çok ciddi güçlü klanlar arkadaşlar. Süreleri de çok güzel yönetiyorlar gördüğüm kadarıyla. Kraliçe'nin bir duvar daha açmak zorunda. Bir şekilde açmasına gerek kalmaz. O da Ankara şurayı alırsa. Ama orayı almayacak. 1 dakika var. Ben söylüyorum şimdiden. Bakın tahminde bulunuyorum. Tam 41 saniye kala üçlenecek. 10 saniye daha sürer. 48, 47, 46, 45, 44, 43, 43. 2 saniyeyle yanıldım. Arkadaşlar şöyle 3. tur bitti ya. Bir şeye bakalım hep birlikte. Sürelere. Çünkü süreler önemli. VR arkadaşlar. VR klanı. 2 dakika 6 saniye. Momentum Shifters. 1 dakika 41 saniye. Şu anda Momentum Shifters'in üstünlüğü devam ediyor. Sıra geldi 4. tura arkadaşlar. Bir orman binici Valkür saldırısı. Yalnız sadece 3 tane orman binici kullanıyor. Süper barbar saldırısı. Hadi bak, süper barbar resmen ya. Ciddiyim. 3-4 tane orman binici de attı oradan. Barbar kralı içeriye dürttü. Of, şu barbar kral kostümüne bakın. Bana skin demeyin demişler arkadaşlar. Barbar kral skin'i deyince hemen kötü yorumlar aldım. Ben de bundan sonra barbar kral kostümü diyorum. Yalnız o kraliçe vefat etmemeli. Ettirmedi. Güzel. Merkeze girdi. 1 adet sarmaşık hem belediyeyi hem zehirli yerleri sarmaşıkladık. Kraliyet şampiyonu nerededir? Acilen lazımdır. Neredesin mübarek? Geldi. 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 2 gözümün çapağı. Bir kelle avcısı, birkaç süper barbarla rakip barbar kral GG oldu arkadaşlar. Şu anda da Kraliçe ile Hulcan'a geri ulaştı. Bir tek belediye kompartmanı. Abi adam güzel yönetti ya. 3 yıldız hem de çok hızlı bir 3 yıldız. Yani
Nasıl düşünüyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz arkadaş? Ne yiyip içiyorsunuz? Neyle konu... Felaket 3 yıldız atıyorlar ve yine çok kısa sürede ya. Momentum shift tersi gerçekten tekrardan gönülden tebrik ediyorum. Çok güzel savaşıyorlar. Evet arkadaşlar. VR Sora'yı izliyoruz şimdi. Vista Rich Clan'ından. Ordusuna bakıyorum. Tazı balon geliyor. Şuradan alev atıcıyı hangi cesaretle atıyorsun ya? Abi şurada kara X yayı var mübarek. Kara X yayı kraliçeye vuracak. Alev atıcısı sağdan gidecek. İşte benim beynim bu kadar çalıştığı için. Güzel. Donmuş ok var kraliçede de. Tamam. Şimdi alev atıcıya dedik ki sen sağdan biz soldan baboş. Yavaş yavaş hareket edelim. Çok güzel değer. Çok güzel. Abi böyle kraliçe yürütüp kraliçe istediği yere gönderilenlere saygım sonsuz. Yalnız yani Vista Ridge'in bir sorunu var ki o da süre sorunu. Acilen çözmesi lazım. Alev atıcı aldığı değeri katlaya katlaya devam ediyor. Keyfi de yerinde. Şimdi tekli cehenneme X yayını alır sonra çoklu cehenneme gider alev atıcı. Abi aldığı değere bakın ya. Tazı balonu atmasına gerek yok ki bu adamın. Gerçekten niye tazı balon veriyorsunuz bu adamın eline? Barbar kral oradan çıkar gider mi? Gitmedi. Kötü oldu. Bu tarafa dönmesi kötü oldu arkadaşlar. Yalnız şöyle bir güzellik var. Barbar kral kraliçeyi tankladı burada. Çok güzel görünmüyor mu arkadaşlar? Abi bir kraliçeye koca köyü aldı adam. Yalnız işte süre problemseli. İki kaya saçar çapraz ateşe aldı hem de öfke kulesiydin yardımıyla. Yapma yapma özelliğiyle ölecek. Basabilirsin kraliçe işte bu. Basmalıydı da. Çok güzelsin ya. Resital izletiyor bize ya. Biz şu an savaş izlemiyoruz, resital izliyoruz. Dünyanın tüm güdümlü mayınları da merkezden çıktı. Donmuş okun ya. Kraliçeyi gene de öldürmedi. Bu sayede hem süreden kazandı. Bu neydi arkadaş ya? Vallahi sonra da diyorsunuz ki Devlet Bahçeli Reis'in sözünü söylüyorsunuz. İşte cesaret, işte feraset, işte adam gibi saldırı. Daha ne olsun yani? Ne yapsın bu vatandaş? Çok güzel. Şöyle saygıyla eğiliyorum arkadaşlar. Mükemmel bir saldırı. Az önceki arkadaşlar Sora'nın harika tazı balonundan sonra şimdi Momentum Shifters'ten Sean'ı izliyoruz. Sean, Sean ol. Sora Bağdat bulunur. İki tane şakayı bir cümlede kurdum. Daha da denen böyle YouTuber bulamazsınız arkadaşlar. Eyvah. Sanırım yanlış mı attı? Bilerek mi buraya vurdurdu ya? Kaç bina? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9 bina almış ya kraliçe. %9'u tek dev ok aldı. Kaya balonuyla ejderha saldırısı izliyoruz şimdi. Merkeze doğru orduyu yolladık arkadaşlar. Birinci zehir büyüsü attı. Hiçbir önemi yok o zehir büyüsü kulesinin. Neden? Çünkü zaten koruyucunun şifalama yeteneği orada aktif devam edecek. Ah kaya saç kaya balonu bir güdümlü yedi arkadaşlar. Kaya balonu iyi gidiyordu ama değil mi? Buradan da kralı yollayacaksın aslında. Merkezi zaten açtı kaya balonu. Ha, kralı buradan yolladı. Sen nasıl bir kralsın ya? Şakalar havada uçuşuyor arkadaşlar. Kraliçe iyi, keyfi yerinde. Diğer zehir kulesi attı. Belediye donduruldu. Şimdi ejderhaların hepsi eriyor. Acilen şuraya dondurma lazım. İşte tam zamanı. Buz golemler can sıkıyor. Bir vuruşta sanırım buz golemlerin hepsini kral indirdi. Yok bir tane kalmış. Ulan o ne can sıkar şimdi orada. O ne can, bak ne can sıktı, havada kaldı. Ejderha abin içinse havada kaldı. Dur. Adamlar 3 yıldız kaçırmış. Arkadaşlar bu savaşla birlikte hiçbir şekilde Vista Ridge'nin kazanma şansı kalmadı. Yani şu biraz sonra izleyeceğimiz savaş tamamen fuzuli. İşte ben olsam böyle bir fantezi ordusu denerim. Helal olsun. Momentum Shifters'i şöyle saygıyla selamlıyorum. Kazanan taraf ama son saldırıyı da izleyelim.
Beastars'tan Eri'yi izleyeceğiz şimdi arkadaşlar. Eri'yi izleyeceğiz desem olmuyor. Eri'yi izleyeceğiz desem olmuyor. Orman birinci Valkür saldırısı yapacağız. Erik dalı kem renktir. Amanın basmaya gelmez. Haydi basmaya gelmez. Neyse abartmayalım. Çok eğlenceli video oldu. Güzel savaşlar oldu. 15'e 15 yıldız inşallah göreceğiz gibime geliyor. Şu anda savaşı sağ taraftan başlattı. Çok tatlış güzel bir koridoru oluşturup merkeze doğru öfkelenmiş Valkür ve öfkelenmiş orman biniciler tehlike saçar dostum. Bak iyi izleyin. Çok sert bir giriş arkadaşlar. Üf. O Valkürlerin öfkeli haliyle önüne gelen yeri parçalaması var ya, bayılıyorum. Bu orman binicileri sevme sebebim olabilir. Sırf Valkürlere böyle iş yaptırıyor. Lan o Kaya Saçar niye ölmedi bir türlü? Kaya Saçar ölmez zaten. Kaya Saçarlar ölümsüzdür. Kaya Saçar inmedi diyelim. Yalnız buradan bir 3 yıldız gelmeyecek havası sezmeye başladım gibi gibi ne gibi. Ormancı yolu açtı. Valkürler içeriye girdi. Ben olsam şu Valkürleri öfkelerim şurayı dondurup. Şurayı dondurup öfkelerim. Yapma be. Geç kaldı. Eyvah. Kraliyet vefat. Kraliyette öfke taşı var. Hız şişesi var. Özür de aldı ya, aldı aldı. Yani oradaki hareketi daha güzel yapabilirdi ama değil mi? Vallaha hem Vistarich'te bir Vistarici hem Momentum Shifters'i o kadar tebrik ediyorum ki, tebrikler oğlu tebrik yani. Her iki klanda 15'e 15 yıldız attılar ve kazanan arkadaşlar Momentum Shifters, süre ortalama 1 dakika 33 saniye. Vistarich de 2 dakika 3 saniye. Arkadaşlar lütfen like sayılarına bir abanalım. İzliyorsunuz hiç ne abone oluyorsunuz ne like atıyorsunuz. Vallahi billahi ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.